Merhaba. Bugünkü Medyaskop programını evden yapıyoruz. Evdeyiz, hepimiz evdeyiz. Herhalde her birimiz kendi adımıza tarihsel bir yeni bir tecrübe yaşıyoruz. Hiç bilmediğimiz bir şey yaşıyoruz. Hiç bilmediğimiz şeyleri yaşarken de söz dağarcığımızda, hafızamızda olan belli güzel sözler mi diyelim, hüzünlü sözler mi diyelim, gelip kapıya dayanıyor. İşte bildiğimiz dünyanın sonu gibi ifadeler altında bunları yorumlamaya çalışıyoruz. Sahiden çok zor bir dönem yaşıyoruz. Kapımıza, dünyanın kapısına mı diyelim, çok çok büyük bir tehdit gelip dayanmış gibi görünüyor. Gibisi artık fazla, bunun böyle olduğunu insanlığın Çin'den İtalya'ya, Amerika'ya, Türkiye'ye her yerde verdiği kayıplar ve verebileceği kayıplara ilişkin öngörüler bunu söylüyor. Bilmediğimiz, hiç bir şekilde daha evvelce tecrübe etmediğimiz, sadece filmlerden ve romanlardan hatırladığımız bir tehdit gelip kapımıza dayandı ve biz her birimiz kendi imkanlarımızla, bildiğimiz yollarla bu tehditle başa çıkmaya çalışıyoruz. Herkes ne yapıyorsa yine aslında onu yapmaya gayret ederek bu tehdidi hem anlamaya hem anlamlandırmaya çalışıyor. Bu konu üzerine belki de herkesin her kafadan konuşmasının o kadar iyi olmayabileceği endişesini de taşıyoruz ve konuşmakta tereddüt ediyoruz. Fakat bir yandan da yaptığımız şeyleri sürdürmek de önem kazanıyor. Benim aklıma bu sabah programı yapayım mı, yapmayayım mı, evden bunu kendi teknik imkanlarımla kötü kaliteli, kötü sesle sizlere bir şey ulaştırmak çok mu gerekli diye düşündüm. Ve tabii ki gerekli olmadığına, o kadar gerekli değil benim sözüm kanaat getirmiştim ki aklıma bir şey geldi. Benim bütün ne diyelim, akademik hayatım boyunca ya da bir okur olarak, okurluk serüvenim boyunca çok çok etkilendiğim sözlerden biridir. Böyle bir kitabın teşekkür kısmında mı diyelim, daha kitaptan evvel söylenen o söz vardır ya, orada geçen bir şey. Marshall Berman'ın Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor kitabının başında kendisinin yaşadığı çok acı bir deneyimi hatırlatarak, modern dünyanın nasıl tehlikelerle, tehditlerle, ifritlerle dolu olduğunu söylerken kendisinin küçük yaşta kaybettiği oğlu, kaybettiği derken trajik bir ölüm, küçücük çocukların ifritlerden kurtulamadığı bir dünyadan söz ederek başlıyor bu modernite deneyimimizi anlamlandıracağı o şaheser niteliğindeki Komünist Manifesto'dan aldığı bir sözü başlık yaptık. Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor kitabının girişinde sürdürmeyi sürdürmek zorundayız der. Sürdürmeyi sürdürmek. Şimdi öyle bir noktadayız ki bunu ben niye yapayım dediğinizde yapmakta olduğunuz bir şeyi sürdürmekten vazgeçmiş oluyorsunuz. Bir rutinse bu. Üç kişi bile burada bu programa bakıyorsa benim üzerime de düşen herhalde oradan bu meseleye ilişkin yapabileceğim ne varsa yapmak, onu sürdürmek. Bir iletişim bilimci olarak da o halde ben de biraz bu anlamlandırma çabaları, korona virüsü nasıl anlamlandırıyoruz ve bu anlamlandırma çabasının bizim başa çıkma çabamız olarak önemi üzerine biraz birlikte düşünelim istiyorum. Aslında ben bu programlarda böyle biraz öncesinden kafa yormakla beraber biraz irticalen konuşuyorum. Yani kafa yoruyorum ama hazır bir şey olmuyor elimde. Çünkü öyle yaptığım zaman bir konuşma samimiyeti kendi adıma yakalayamadığımı fark ediyorum. Dolayısıyla o düşündüğüm şeyleri bir noktada paylaşabileceğim bir konuşma, bir sohbet gibi dile getiriyorum. Bu anlamlandırma çabamızı düşündüm. Dediğim gibi böyle filmlerden bildiğimiz bir gün başımıza geleceği konusunda aslında hemen hiç de bir şeyimizin olmadığı. Elbette ki bütün bu filmler, bilim kurgular, korku filmleri hepsi son derece kendi güncel korkularımızdan türeyen. Yani zombiler de, vampirler de, dünyayı
ele geçiren uzaylılar da hepsi bizim reel çağcıl korkularımıza tekabül eden birer boyuta sahiptir ve bunları inceleyenlerimiz tarihsel olarak, dönemsel olarak belirli türlerin öne çıkmasının arkasında belirli dönüşümlerin, belirli felaketlerin, bazen dünyadaki hızlı nüfus artışı gibi ne diyelim olguların olduğunu söyler. Bazen dünya savaşlarının, bazen soykırımların olduğunu söyler. Bunların arkasından kurmacada işte romandan başlayarak daha sonraları da sinemada karşımıza bilim kurgu türü içinde bu kaygıları ya mevcut kaygıları abartan ya aslında hiç olmayan kaygıları karşımıza çıkaran türleri getirirler. Mesela salgın her zaman mümkün bir tehdittir. Yani dünyayı kasıp kavuracak bir salgın yaşanmıştır. İşte vebalar yaşanmıştır, İspanyol krizi, gribi yaşanmıştır, yenileri de yaşanacaktır. Dolayısıyla Salgın diye bir film yapıldığı ve bugünkü bu koronavirüs tablosuna çok benzer bir tablo o filmde karşımıza çıktığı zaman anlıyoruz ki hani distopik bir dünya tasavvurunun genellikle yaşanmakta olan dünyayla bir ilişkisi var. Fakat bazen bu ilişki böyle olağanüstü abartılarak sürdürüle karşımıza çıkabilir. Korku hiç tecrübe etmediğimiz bir şey olarak da karşımıza çıkabilir. İşte şeyler, ne bileyim uzaylıların dünyayı istilası vesaire de belki böyle düşünmek gerekir. Bugün koronavirüs tehdidi bizi böyle karışık duygulara sevk ediyor. Gerçekten de duygu dünyalarımız karmakarışık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, ne düşüneceğimizi bilmiyoruz. Bir yandan sanki hiç bir şey değişmemiş gibi işte kimilerimiz yapmakta olduğu 2 sene sonrasına ilişkin planını sürdürüyor. Kimisi dolar kurunu takip ediyor. Kimisi borçlarını nasıl yeniden yapılandıracağını düşünüyor. Mevcut kaygılar, bu da normal tabii. Neyse kaldığı yerden devam ediyor ama bir yandan da kafamızın arkalarında bir yerde bir ses bize belki de bir yarının olmayabileceğini de söylüyor. Bir 2 ay sonranın, bir 3 ay sonranın bambaşka bir tabloya uyanabileceğimizi söylüyor. Tüm bunlar tabii ki her zaman olduğu gibi çeşitli hesaplaşmaları da beraberinde getiriyor. İşte bu konuyu Tanrı'nın gazabı olarak görmekten başlayarak doğanın intikamı olarak görmeye varıncaya dek hatta işte açların, mültecilerin laneti derken onlara yaptığımız şeylerin bizi bulması gibi yorumlayanlar da var. Hakikaten baktığımız zaman daha böyle birkaç hafta önce daha koronavirüs Çin'de ve bize çok uzakmış gibi görünürken Suriyelilerle ilgili bir gazete duvarda bir yazı yazmıştım. Bugün o yazının bir paragrafı bir şekilde karşıma çıktı ve baktım ki aynı cümleleri aslında bugün bu konuyu değerlendiren başkaları da söylüyor. İşte Suriyelilere yönelik nefretin arkasında yoksul bir ülkenin yani Türkiye gibi görece nüfusun geniş kısmının yoksul olduğu bir ülkenin insanların gerçek kaygılarının olduğunu söylemenin çok da doyurucu bir cevap olmayabileceğini söylemişim. Yani Türkiye'de Suriyelilere yönelik tepkinin kendisi zaten yoksul bir ülke 4 milyon mülteci daha geldiğinde başa çıkamayabileceği bir şeyle baş başa olduğunu bilen bir nüfusun kaygısı olmayabileceğini, zira aynı insanların, aynı nüfusun, aynı toplumun kapıya dayanmış iklim krizi gibi ki bunu bugün aslında bu koronavirüsü bir iklim belki tam ifade eden bir şey değil ama bir ekolojik kriz, ekolojik tahribat sonucu yaşanan bir şey olarak düşünebiliriz. Kapıya bunun dayandığı bu kadar netken, bu konudan hiç kaygı duymayanların sadece yabancı düşmanlığını, mülteci düşmanlığını bununla açıklamanın sorumlu olduğunu söylemişim. Bugün geldiğimiz noktada da işte bu hesaplaşmalar içinde bunlar da var. Dünya aç kaynıyor, evsiz kaynıyor. Bizlerin, burada kimseyi suçlamıyorum aslında, hiçbirimizin belki de farklı bir hayat pratiği yok. Bazılarımız buna bir ses kazandırmaya çalışıyor ama bunun üzerinden gelemedik. İnsanlar bugün aç ve yoksul bir biçimde bir de koronavirüsle sınırlarda, çadırlar içinde, yağmur altında karşılaştılar.
Ama ne oldu? Aslında tabii ki bunu böyle mistik, metafizik bir yerden açıklamanın hiç gereği yok. Ama bugün bizler neredeyse bu karantina deneyimini düşünürsek, böyle şımarıklığın falan lüzumu yok, o anlamda söylemiyorum, ama kendi evimizde, hani herkes kendi evinde olsun diyoruz, evde kal diyoruz ve bunun ben doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Kendi evimizde mülteci gibiyiz, bunun farkında değil miyiz? Yani bir odadan diğerine giderken kendimizi, kendi bedenimizi, eşyalarımızı, evimizin bölümlerini böyle bir tehdit olarak gören, her birimiz sanki enfekteyiz, o potanmişiz gibi, o potansiyelle hareket etmeye getiren çok tuhaf bir kaygı bizi aslında bir yandan da evsiz bırakıyor. Nedir insanın herhalde en rahat olması gereken yerdir. Bu her zaman herkes için en rahat yer değildi. Bunu biliyoruz. Yani evinde şiddet görenler bakımından değildi, istismar edilenler bakımından değildi. Ama ev sonuçta büyük çoğunluğumuz için sığındığımız, güvende hissettiğimiz bir yerdi. Bugün ev kapı kollarından elektrik düğmelerine kadar bir tehdite dönüşmüş durumda. Yani evimizden henüz olmamışsak bile bir yerinden edilmişlik, bildiğimiz her yerden edilmişlikle ilişkili bir deneyim belki bugün bir parça olsun bizleri, mültecileri anlamaya yaklaştırabilir diye umuyorum. Fakat bakıyoruz aslında bu anlamlandırma çabası, yani bunları böyle bir felaketleri bir ne diyelim bir lanet olarak okumaya her zaman çok karşı oldum. Yakın tarihlerde Avustralya'daki yangınlarla ilişkili böyle işte aborjinlerin ah tutması meselesine bile çok tepki duydum. Dendiği zaman bir böyle rahatsızlık yaşamıştım. Çünkü hangimizin tarihinde bir ah yok ki aborjinleri tutuyor? Yani niye bunu söylerken bunu Türkiye'den bu kadar rahat nasıl söyleyebiliyoruz? Ama bugün sahiden de garip bir şey oldu. Böyle insanı tuhaf düşüncelere sevk eden bir şey. Daha biz geçen hafta sınıra yönlendirilmiş, evsiz, barksız, travma yaşamış, savaştan hayatını kurtarmış ama sevdiklerini, evlerini, yakınlarını kurtaramamış olan kişilerin yeni bir felakete sürüklendiklerini izlerken evlerimizdeydik, rahattık ve birden bildiğimiz her şeyin sonu geldi. Bunlar üzerine düşünmek zorundayız. Bu düşünmeyi herkes kendi meşrebince yapmaya devam ediyor. Bunlardan bazıları insana tuhaf biçimde şuursuz görünebiliyor. Mesela bugün rastladığım iki örnek. Daha iyi bir sözcük gelmediği için aklıma şuursuz dedim. Birisi Madonna'nın, dünyaca ünlü şarkıcı, müzisyen Madonna'nın yayınladığı bir klip gibi diyelim, bir mesaj. Evinde, banyosunda, küvetinde, çiçeklerle dolu küvetinde, aslında böyle ihtişamlı bir sinema filminin sahnesi gibi bir banyoda sesleniyor ve artık hepimizin eşit olduğunu, hepimizin aynı gemide olduğunu söylüyor. Bu aynı gemide lafı çok söylendi bize. Yine başka başka yerlerden duyuyoruz. Madonna da bunu söylüyor. Koronavirüsün herkesi eşitlediğini söylüyor. Tabii ki bu tepki gördü. Benim de şuursuzluk dediğim şey böyle bir şey. Eşitlendiğimizi bir kere böyle bir mizansen içinden söylemenin kendisini sıkıntılı buldum. Evet, haklı. Madonna çok sevilen bir sanatçı ve sevilen sanatçılar gerçekten de, bunu daha evvel de bir yerde söylemiştim. Yazarlar, film yapanlar, bizim yolumuzu aydınlatan deniz fenerleri gibidir. Biz onlardan da moral ve güç kazanırız. Fakat böyle bir büyük tehdit karşısında, böyle bir konfor içinden, ev konforu içinden, Adorno'nun bir sözü geliyor aklıma bir biçimde. Şimdi burada çok açamam ama size bir şey söyleyeceğini umarak telaffuz edeceğim. Ev bitmiştir diyor. Hani ev bitmiştir dediğimiz bir yerde evinin banyosunun konforundan hepimiz eşitiz demek. Tabii ki eşit değiliz. Bu eşit olmayışı feminist filozof Judith Butler çok iyi ifade ediyor. Diyor ki evet,
virüs de ayrımcılık yapacak diyor. Ve sonra tabii ki bu cümleyi açıyor. Ayrımcılık yapanın virüs olmayacağını, fakat bizim yabancı düşmanlıklarımızın, ırkçılıklarımızın, kapitalizmin hep birlikte şekillendirdiği kültürler ve belki de karakterler, o söylemediyse bile öyle, neticesinde bu virüs karşısında eşit olmayacağımızı söylüyor. Nitekim eşit olmayacağız. Yunanistan, Bulgaristan sınırında çadırlarındaki onlarla yapılan röportajlar sızıyor gündemimize, içler acısı. En temel korunmadan, temiz sudan bile yararlanamadan bekleyen insanlar koronayla savaşırken bizimle eşit olmayacaklar. Umarım öyle bir şey olmayacak. Umarım insanlık atlattığı bütün krizler gibi, bütün salgınlar gibi bunu da atlatacak, çok büyük kayıplar vermemeyeceğini umarak buna da inanıyorum. Ama diyelim ki kayıplar verdi, hepimiz öldük. Yine bunlar da eşit ölümler olmayacak. Yani insanların ne bileyim geçirdiği son birkaç günün farkı, son birkaç günün farkıdır. Açlıkla, yoksullukla, çocuklarının, yakınlarının, yaşlılarının, sevdiklerinin koronaya yakalandığını görenler elbette eşit olmayacaklar. Virüs de eşitlemeyecek. Peki buradan ne yapılabilir? İşte bu noktada bu anlamlandırma çabalarının bazıları böyle felsefe ve teori hayatı kucaklarken birden böyle çok aceleci bir yerden konuşabiliyor. Mesela yakın tarihte bu anlamda yine Agamben'in, düşünür Agamben'in sözleri bir tartışma yarattı. O dünyada gripten her sene binlerce, yüz binlerce insanın öldüğünü söyleyerek bu konunun bu şekilde abartılmasının, devletlerin, iktidarların, siyasi iktidarların bir istisna halini daim kılmaya dönük kontrol, otorite arayışlarının olduğunu söyledi. Mealen aktarıyorum. Böyle tanımladı bunu. Bir denetim toplumu olmaya dönük bir fırsat olarak görüldüğünü söyledi ki bu doğru bir tarafı olabilir. Nitekim bu yoruma hızla eklenen çok sayıda isim oldu. Ve bu isimler işte sağdan da soldan da Žižek'in söylediği gibi, o ne diyor buna, alternatif sağ ya da sahte sol diyor. Çok kolay bu teorilere eklendiler diyor. Agamben'in bu anlamda işte konuyu bir denetim meselesi olarak gören sözleri, ama onun dışında ve onun yanında komplo teorileri, spekülasyonların da çok sağdan ve soldan çok yandaş bulduğunu söylüyor ve bu denetim meselesine böyle bakmanın hatalı olup olmayabileceği meselesini, işte Çin örneği üzerinden vesaire giderek Çin'in bugün bununla başa çıkma yolunda da bir sertlik, bir otoriteryenlik olduğunu da hatırlatarak daha dikkatli düşünmeye davet ediyor. Gerçekten de daha dikkatli düşünmeliyiz. Evet, biz burada ne denir, güvenimizi kaybetmişiz iktidarlara karşı, siyasi iktidarlara, hükümetlere karşı ve bunu kaybetmemiz için her şey yapılmış. Bugün bile bize, karşımıza çıkıp rahatlıkla, hiç bunun sorumluluğunu, tarihsel sorumluluğu taşımadan Türkiye bu saldırıyla da başa çıkacak diyerek bu morale en çok ihtiyaç duyduğumuz, en çok ihtiyaç duyduğumuz lafını da hiç sevmem ama gerçekten ihtiyacımız var. Böyle bir dönemde yine Türkiye'yi bütün dünyanın düşman olduğu, yok etmeye çalıştığı bir yer olarak psikolojimizde kazımaya çalışan bir söz duyuyoruz. Bundan büyük sorumsuzluk gerçekten düşünemiyorum. Bütün dünya bununla savaşıyor, kayıplar veriyor. Bugün sabah bir Medyaskop programında sanırım İtalya'dan bağlanan akademisyenin adı Mahmut Çınar mıydı, Mehmet Çınar mıydı? Ben ilk kez dinleme fırsatı buldum. Bir gecede 700 cenazenin kalkması ne demektir diye soruyordu İtalya'dan. Evinizin önünden tabutlar geçiyor diye soruyordu. Şimdi bizim 3 gün sonra, 5 gün sonra dilerim, dilerim, umarım bir tanesi bile geçmesin, ne yaşayacağımız belli değilken, bütün dünyanın bize düşman olduğu gibi bir psikolojiyi üretmenin kime ne faydası var? Dolayısıyla bu türden görüşlere eklenmemek gerekiyor. Mesela bugün biraz programı uzatma pahasına, umarım bana yer açılmıştır bu anlamda biraz. Her birimize biraz daha fazla zaman kullanmak adına bir yer açılmıştır demeye çalışıyorum.
Böyle bu anlamlandırma çabaları üzerine düşünürken aklıma gelen şeyler bunlar. Çok aceleci yorumlara savrulabiliyoruz. Tam olarak başladığım yerden bir sürdüremedim araya uzattığımı girince. Gerçekten de çok sorunlu yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlar üzerine düşünmek gerekiyor. Yani yaşlılarla ilişkili tedbirleri söyleyecektim. 65 yaş üstündeki kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması da böyle tartışmaları gündeme getirdi. Evet, gerçekten de 65 yaş sorunun kaynağı değil. Bizim asıl üzerine 65 yaş ve üzerine titrememiz gereken, korumamız gereken ve onlar için sokağa çıkmaması gereken bizleriz. Onlar zaten mümkünse çıkmasınlar ama yasak onlara değil de hani niye onlara geldi gibi bir isyan duygusu da olmuyor değil. Ama bir yandan eğer onları koruyamayacaksak, eğer insanlar sokağa bir şekilde çıkmaya devam edecekse gerçekten de onların da evde olması çağrısını tabii ki ses vermeliyiz. Bunun yasakçı olması hoş değil. Neden peki böyle oluyor? Neden bu kadar çabuk ekleniyoruz bu spekülatif sözlere? Mesela yaşlılarla ilgili şöyle bir şey oldu. Bir koordinasyondan söz edildi önceki gün. Vefa koordinasyonu gibi 65 yaşında da ve üzerinde olanların evde olacağı ve onlara yardım gerektiğinde de bu vefa koordinasyon grubunun iş başında olacağı, başka hiçbir kurum ve kuruluşun buralarda olması, onların onayı, bu grubun onayı ya da yönlendirmesi olmadan olmaması gerektiği söylendi. Şimdi normal bir dünyada hükümetlerin, siyasi iktidarların yurttaşlarına bir parça güven verdiği bir dünyada herhalde toplumun bütün kesimleri buradaki gayeyi başka türlü kavrayabilirdi. Sahiden de evlerinde korumasız, yaşlı kişilere canı isteyen herkesin yardım ediyorum diye ulaşmaya çalışmasının kendisinin yaratacağı bir sürü risk olabilirdi. Hastalık riski olabilir, dolandırıcılık riski, aslında can güvenliği riski olabilirdi. Elbette ki bir koordinasyonla bu yapılmalı. İşte gerekirse mahalle dayanışmaları, gerekirse ilçe dayanışmaları, böyle bu tür bir herkesin üzerinde uzlaştığı kamusal bir şeyden şekillenen bir beraberlikten ortaya çıkan kurullar tarafından elbette ki sağlanmalı. Ama öyle bir güven sarsılmış ki bütün bunlar bir denetimin, dayanışmanın önünü kesmenin, toplumsal muhalefeti engellemenin önündeki engeller gibi görülüyor. Bunda da gerçekten yurttaşların suçu, hele Türkiye örneğinde hiç yok. İşte size söylediğim gibi bizim bugün duyduğumuz söz bu: düşmanlar, virüs isteyenler, virüs geldi diye el çırpanlar. Biz böyle bir retorikle karşı karşıyayız. Neye ve nasıl güveneceğiz? Dolayısıyla her tür tedbiri kuşkuyla karşılıyoruz ama bir yandan da gerçekten birbirimizi de rahatlatıcı başka bir düşünceyi de harekete geçirmemiz gerekiyor. İşte o paradokslarla dolu tablo, koronavirüs tablosu paradokslarla dolu. Kendi evimize, kendi bedenimize, kendi yakınlarımıza mesafelenmek sevgimizin bir göstergesine dönüştü. Cici'nin söylediği gibi el sıkışmak, tokalaşmak bir dayanışmayken bugün sıkışmamak, tokalaşmamak bir tür fiziksel mesafe. Sevgili Melek Göregenli'nin sözüyle sosyal mesafelenme dememeye çalışacağım ben de. Fiziksel bir mesafeyi korumak bugün dayanışmanın adı olabilir. Dolayısıyla sözcükler, İşte Judith Butler buna dikkat çekti, Agamben çekti bir şekilde, Zizek çekti. Bunun üzerine konuşuyoruz, bunu düşünüyoruz. Sözcükler her zamankinden fazla önem kazandı. Sözcüklerimizi de seçerek, hep birlikte dayanışarak, yine sevgili Judith Butler'ın söylediği gibi bunun bir kamu sağlığı meselesi olduğunu düşünerek ve buradan bir dünya örgütlenmesi, bir uluslararası koordinasyon çıkacağını umarak devam etmemiz gerekiyor ve bazı slogan tarzı şeylerin artık hiçbir hükmü kalmadı. Nasıl virüsler sınır tanımadı, virüs sınır tanımadı. Bir anda Çin'den İran'a, bir anda İran'dan İtalya'ya, oradan Kuzey Amerika'ya, Latin Amerika'ya, bugün Türkiye'ye
sıçradı ve bütün dünyanın aynı kaygı, aynı korku yüreğini titretiyor. O halde bütün sözcüklerin çok dikkatle seçilmesi gerektiği bir yerdeyiz. Ve bu sözcükler de bazen hayat kurtarır. Bunu çok gördük. Hayatları sona erdirdiği gibi hayat kurtarabilir. Evde kal çağrılarını biz birbirimize yapalım. Bunu istisna halini mutlaklaştırmaya çalışan çıkmayacak diyemiyoruz. Maalesef biz her şeyi gördük. Bakın daha bu sabah uyandığımız Türkiye'de yine Lice, Silvan, Batman, bir yer daha. Batman, Lice, Silvan ve Ergani. Rahmetli babamın da memleketi nasıl böyle unutuyor insan herhalde. En yakın olduğu şeyi bir an zihninin arkasında bir yere gidiyor. Belediye eş başkanları görevlerinden alındı, yerlerine kayyum atandı ve gözaltına alındılar. Aylar evvel yerine kayyum atanmış olan Diyarbakır Yenişehir Belediyesi eş başkanı Belgin Diken yine dün gözaltına alındı. Evet, bunlar dün oldu. Bunun önemi ne peki diyeceksiniz? Şu noktada bunun önemi nedir? Bunun önemi şu: böyle bir zamanda bile bu kayyum meselesinin zaten bir yurttaş iradesine bir saldırı olduğu, bir gasp olduğu her türlü dile getirildi. Hele Belgin Diken, böyle yakından da tanıdığım her biri için aynı şeyler belki söylenebilir ama Belgin Diken'i çok yakinen tanıyorum. Bir tehditmiş gibi şu günlerde cezaevlerinin boşaltılması, işte sevgili Gülten Kışan'ın, bütün diğer kadınların, siyasi tutukluların, tutuksuz yargılanabilecek herkesin salıverilmesi gerektiği, cezaevlerinin büyük bir tehdit oluşturduğu bir dönemde işte biz isimlerini bildiklerimizin yerine telaffuz ediyoruz. Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, İdris Baluken'in, Aysel Tuğ'un, her birinin hayatları bütün diğer yurttaşlarla birlikte tutuksuz yargılanabilecekken tutuklu yargılananlarla birlikte cezaevlerinin gayri sıhhi koşullarında risk altında olan herkesin tahliye edilmelerini beklerken bir bakıyorsunuz yeni gözaltılar. Şimdi bu gözaltılar böyle bir dünyada nasıl biz kamusal otoritenin sesine, kamu otoritesinin sesine güvenli bir ses olarak kulak verebileceğiz? Gerçekten biz bunu nasıl aşacağız? Çok zor bir zamandayız. İnsanlar vefa koordinasyon grubu diye bir gruba yaşlılarını emanet etmeye elbette çekiniyorlar. Çünkü işte daha dün gibi Elazığ'daki deprem sırasında Ergani ona yardım ulaştıramadı. Yardımda bile partizanlık yapıldı, yardımlar engellendi. İnsanlar akrabalarına yardım ulaştıramadılar. Böyle bir noktadayız. Koronavirüsü bu kutuplaşmayla karşılıyoruz. Böyle sürdüremeyiz. Gerçekten böyle sürdüremeyiz. Böyle bir sürü kamusal sese kulak verdiğimde bana hani gerek daha küresel ölçekteki sesler, gerek yerel ölçekteki seslerin bana şuursuzmuş gibi gelen kısmında böyle bir şey var. İşte yine dün Nilkara İbrahimgil'in Karantina şarkısını dinlerken de bu duyguya kapıldım. İşte annemi özledim, sevdiklerimi özledim, arkadaşlarımı özledim. Sokakta tanımadığım yabancılara omuzuma çarpmasını özledim diyen bir ses, bir yandan evet olabilir ama bir yandan da daha biz bir karantina bile yaşamıyoruz. Bunları özleyeceğimiz şey, özlediğimizi dile getirdiğimiz şey bu olmamalı. Biz onları özlüyorsak karantinadan önce dayanışmaya ses vermeli, politikaların doğru biçimlerde üretilmesine ses vermeliyiz. Henüz özledim demek ki biraz bana bu anlamda neredeyse şımarıklık gibi geliyor. Evimizdeyiz. Bizim için sanki henüz bir yanılsama ya da değil, ev bitmemiş gibi görünüyor. Oysa ev bitmiştir. Evim yok diyen milyonlar bu koronavirüsle karşılaşıyor. Çok zor bir dönem. Anlamlandırma çabalarımızın hepsinin böyle bir yerden olmasını umarak biraz zamanımı neredeyse iki katı kullanmış olmanın mahcubiyetiyle hoşça kalın diyorum. Dilerim haftaya çok daha
güzel bir yerden sizlere bir şeyler söyleme şansım olur. Teşekkür ederim.